Sayın var mı? Burada alalım. Beraber bakalım. Sayın var mı? Hayırlı olsun efendim. Bilecik Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Adı. Hoş geldiniz. Yerine getirmeler. Birinci olarak bu
hususa riayet edilip edilmediği konusunda özenle takipçi olacağım. Ben de bu yol üzere gideceğim. İkinci önemli husus, kamu görevlileri hangi makamda olursa olsun her şeyden önce halk için var iseler, halka da açık, onlara her an ulaşma imkanı veren bir mesafede durmaları gerekir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde idarecilik yaparken ben Twitter adresimden cep telefon numaramı paylaşmıştım. Burada da aynı şeyi yapacağım. Bu idari gelenekler içinde çok alışılmış bir şey değil. Hatta ilk bu fikrimi arkadaşlarımla paylaştığımda çok arayan olur, rahatsız eden olur gibi kaygılarını bile getirdiler. Ama ben Kocaeli'de bunu yaptığımda sadece 5 kez telefon aldım. Evet, gecenin 3'ündeydi, 5'indeydi ama gerçekten acil telefon aldım. Önemli bir kısmı kar yağışı nedeniyle yolda kalmış insanlar. Bir tane kızımız gecenin 3'ünde aramıştı. Ben yolda kaldım, ne yapabilirim demişti. Hemen ekiplerimizi yolladık, kendisini aldık, ulaştırdık. Devletin varlık sebebi bu. Devletin varlık sebebi bu milletin huzuru, refahı, mutluluğu. Devlet bunu yapamadıktan sonra devlet bir sorgulanır. Onun için erişilebilir olmak zorundayız. Tabii ben cep telefonumu bu sistemin aracılığıyla tüm Bilecikli hemşehrilerime duyurmak istiyorum. 0532 572 1111 acil olmak kaydıyla ilgili bencilere öncelikli olarak değişme konusunda hassasiyet gösterilmek kaydıyla, yani makamdan atlanmadan, ilgiler atlanmadan, nasıl bu telefon var direkt valiyi arayalım gibi bir durumla değil de gayretlerini gösterdiler, erişemediler, acil bir durum var. Gecenin 3'ünde de olsa, sabahın 5'inde de olsa çekinmeden arayabilirler. Bizim varlık sebebimiz bu. Hani Hazreti Ömer der ya, kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de Ahd-i İlahi ondan, Ömer'den sorar onu. Şimdi bu kentte gece karnı aç yatan, açlıktan uyuyamayan bir insan var. Yalnız olduğu için ağlayan bir çocuk varsa, bu makamlarda oturmak, bu makamlarda oturmanın karşılığında almış olduğumuz maaşı boğazımızdan geçirmek bizlere haramdır. Allah'ın izniyle bu konulara öncelikli olarak hassasiyet gösterip çalışacağız. Benden önce Bilecik'e hizmeti geçmiş, görev yapmış tüm mahallelerimize, özellikle Selef'in değerli arkadaşım Süleyman Elban mahallemize burada yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gittikleri yerlerde yardımcıları olsun. Çalışmalarında başarılı olsunlar inşallah. Bize de Rabbimiz yardım eden yüzümüzün akıyla kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'e hakkıyla hizmet ederiz. Layık olduğu mevkiyle hizmet ederiz diyor. Tüm Bilecik halkına saygı ve sevgilerimiz olsun.